Evet, herkese merhaba. Bugün Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndayız, Ankara'dayız. Yüzlerce sporcu o başarıya, o madalyaya ulaşmak için burada mücadele ediyorlar ve birbirinden güzel maçları izleyeceğimiz çok güzel bir etkinlik olacak, çok güzel bir şampiyona olacak. Şimdi buradan bazı kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Osman Hocamızla birlikteyiz ve bugün hepinizin çok merak ettiği bir soruyu soracağız. En çok yapılan hatalar, fauller neler? Maç nasıl bitiyor? Birçoğumuz şaşırıyoruz, kuralları bilmiyoruz. Hocam, sizin katkılarınızı almak isteriz. Evet, merhabalar. Şimdi bilek güreşi müsabakaları Ready Go komutuyla başlar ve Stop komutuyla sona erer. Bu iki komut arasında birçok seyircilerin ilk defa izlediği zaman anlamadığı galibiyetler ve müsabakada nasıl oldu da bu sporcu galip geldi diye anlam veremediği pozisyonlar olabiliyor. Bunlardan örnek verecek olursak, mesela iki sporcu hakem tutuşuna gittiyse eğer, yani 30 saniye içerisinde tutuşamadı ve hakem tutuşu kararını verdiyse eğer, hakem tutuşu esnasında kendine avantaj sağlayacak en ufak kımıldamalar, hakemin komutları, yönlendirmeleri dışında en ufak hareketlerden faul alırlar. Bir müsabakada bir sporcu en fazla iki uyarı alan bir faul ve iki faul ile maçı karşı tarafa verir. Bir başka pozisyon mesela dirseğin pedden temasının kesilmesi ve dirsek ucunun pedin dört kenarından herhangi bir şekilde dışarıya çıkmasıyla bir faul olabilir. Veya başka bir faul, tehlikeli pozisyon faulleri, sporcunun bileği geride kalıp omuzunu öne aldığı zaman hakem omuzunu düzelt diye iki kez ikazda bulunur. Sporcu eğer omuzunu düzeltip tehlikeli pozisyondan kurtulursa müsabaka devam eder. Onun aksi bir durum söz konusuysa hakem müsabakayı stop diyerek durdurur ve tehlikeli pozisyona düşen sporcuya bir faul verir. Başka bir faul, kasti itişler ve çekişler. Mesela sporcu yenik pozisyonda maç yapıyorken rakibinin dirseğini dışarıya çıkartmak için kasti olarak itiş yapabilir. Bu da kasti olarak ittiği için dirseği çıkan sporcuya değil, iten sporcuya faul vermeyi gerektirir. Bunun gibi daha detaya inebileceğimiz var. Önüne gelen hatalar bunlardı. Biz zaten bu izleyici kitlemize bunları anlatırsak onlar da daha bilinçli izleyeceklerdir. Evet. Yerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün teknik kurul başkanımızla birlikteyiz ve maçları yerinde takip ediyoruz. Camiamızla ilgili son gelişmeleri de kendisinden öğrenmek istiyoruz. Nedir? Nasıl bir camiadayız? Nerelerden başladık? Nerelere geldik? Bize biraz özetleyebilir misiniz süreci? Biz bilek güreşini 1988 yılında başladık. Çok az bir sayıyla başladık. O zamanki yıllarda özellikle yurt dışına çok az sayıda öğrenci getirebiliyorduk. 5 kişi, 8 kişi gibi. Ancak bugüne baktığımızda 120 kişi, yani 120 ile 150 kişi arasında değişen oranlarda sporcu götürdük. Sikletlerimiz normalde erkeklerde 36 sikletimiz var. Sağ sola olduğunda kadro çoğalıyor. Tek sikletim. Bayanlarda 28 sikletimiz var. İnanılmaz derecede bir sayımız var. Mesela şu andaki yarışmada 1600 civarında bir yarışmacımız var. Geçmişe baktığımızda
işte sayılarımız 60'ken işte 88 başvurduğum tarıma. Tabii dünya sıralamasına baktığımız zaman Türkiye yaklaşık Avrupa'da ve dünyada ilk 3 sıralarda. Bazen 2 oluyoruz, bazen 3 oluyoruz. Çok iyi durumdayız. Çok güzel.